çalışıyoruz. Bunun içinde ben de dahil olmak üzere. Ve size yarın, sizin aracınızla yarın bütün dünyaya iletilecek sonuçları hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplantıyı örgütleyen Yakın Doğu Üniversitesi'ne ve bütün olanakları sağlayan bu üniversiteye, onu destekleyen elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve kurumlarına ve halkına, siz değerli basın mensuplarına, bugüne kadar bu konuyu canlı tutan ve bu konuyla ilgili bilgileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkıyla paylaşan ve dünyayla paylaşan siz değerli basın mensuplarına şükran duyuyoruz. Gurur duyuyoruz ve onur duyuyoruz. Bütün bunları organizasyon komitesi adına, bilim komitesi adına ve uluslararası danışma kurulu adına ve volunteerlarımız adına söylüyorum. Yani gönüllülerimiz, öğrencilerimiz adına söylüyorum. Ve ben kısaca da şunu söyleyip sizlerden gelecek sorulara biraz bırakmak istiyorum. Yanıtlayabileceğim sorular varsa sevinirim. Üniversitemizin kurucusu, kurucu rektörü Dr. Suat Günsel hocamızın bir sözü beni çok etkilemiştir. Bu çok da söylendi ve bir hayali aslında bu. Hayaliydi. O da adada kıtalı olmak ya da adada dünyalı olmak. Bu toplantı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir dünya ülkesi olduğunu, dünyalı olduğunu kanıtlamıştır diye düşünüyoruz biz. Bunu kanıtlamıştır diye düşünüyoruz diyorum. Bu düşüncemizin nedeni bu ülkeye gelen değerli bilim adamları. Bu değerli bilim adamları bizim her biri elçimiz. Çok değerli elçimiz oldular. Bunu söylemeliyim. Onların elçiliği bizim için çok önemli. Üniversitemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti içinde bir üniversite. Ama içinde bulunduğu ve bağlı bir şekilde örgütü içinde bulunduğu kurumlar nedeniyle, örneğin Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Üniversiteler Birliği, İslam Ülkeleri Üniversiteler Birliği gibi kurumlar nedeniyle zaten dünyalı bir üniversite, dünya üniversitesi. Ama ülkemizi de dünya ülkesi yapma konusunda gayret gösteren bir üniversite. Sanıyorum tüm kurumlar gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm kurumlar gibi bu gayret içinde. Biz değerli basın mensuplarımızdan ve basın kurumlarımızdan inanılmaz derecede hoşnutuz ve memnunuz. Onlar sayesinde biz kendimizde daha büyük bir güç duyuyoruz. Bunları yapabilme gücünü duyuyoruz. Şunu söylemeliyiz ki benim hem Türkiye'deki hem dünyadaki bulunduğum yerlerde hiçbir basın kurumu üniversitelerine, kütüphanesine, bilimsel araştırmalara bu kadar yer ayırmaz. Bu ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde benim özellikle gördüğüm bir durum. O yüzden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti basın kurumlarını ve kuruluşlarını, basın mensuplarını elleri öpülecek insanlar olarak ben değerlendiriyorum. Biz değerlendiriyoruz. Hiçbir zaman desteğinizi esirgemediniz toplantı ile ilgili ve şimdi de bir sürü yoğun işinizin arasında buraya geldiniz. Ben varsa efendim sorularınızı almak isterim, yanıtlamak isterim. Yani sonuç olarak biz, madem sorumuz yok, şöyle toparlayıp bitireyim. Biz şu ana kadar
dünyanın çok değerli bilim adamlarını bu konuyla ilgili bir araya getirip elde ettiğimiz sonuçları bütün dünyayla paylaşmaya, ortak çevreyi yaşamak ve sürdürmek için paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Burada çok önemli olan, çok önemli bir yer olan basın mensuplarımızın da bilgilenmesini arz ediyoruz. Onların eğer ilave bilgi istekleri varsa, soruları varsa diye düşündüğümüz temeldeki bu basın toplantısıyla ilgili sorularınız varsa yanıtlamayı arzu ettik. Genelde bir durumu bildirmek istedik. Efendim teşekkür ediyorum. O zaman sorumuz yoksa sağ olunuz, var olunuz. Geldiğiniz için sağ olun. Valley so still we dare not